Merhaba arkadaşlar, Gossip ailesine hoş geldiniz. Bugün ünlü reportaj yapacağız. Reportaj yapacağız. Arkadaşlar, bugün değişik bir formatla karşınızdayız. Ve yine günlerden bugün akşam. Cumartesi ve akşam ne var Nilcim? Kuzey Yıldızı var. Kuzey Yıldızı'nı biz çok seviyoruz. Seve seve izliyoruz. Bayan Gossip izliyor musun sen de? İzlemem mi Bay Gossip? Fragmanlarını bile izliyorum. Evet. Lafı fragmana getirdik böylelikle. Evet arkadaşlar, şimdi bu bir tepki videosu. Evet arkadaşlar, ben Bay Gossip'in sözünü kesebilirim ama o benim sözümü kesemez. 57. bölümün fragmanını izleyeceğiz. Ona göre Bay Gossip bana sorular soracak ve ben onları fragmana göre cevaplayacağım. Arkadaşlar, çok kuvvetli tahminlerimiz var. 5 soru bilirsem mi? 3 soru bilirsem çikolata. 5 soru bilirsem sürpriz yumurta. Yok, değiştirdim Nilcim. Şöyle olacak. 5 tane tahmin hakkın olacak Nilcim. Sana diziyle ilgili, bugünkü bölümle ilgili bazı sorular soracağım. 5 tane soracağım. 10 tane değil. 10 tane soru bulamadım ya. Tembellik ettim biraz. 5 tane sorunun 5'ini de bilirsen, ki bir tanesi çok zor olacak. Sana istediğin bir oyuncak. Bay Gossip, bence Kuzey'in oyuncağı çıkarsın. Oradan alalım. Kuzey'in oyuncağı çıkmış mı ki? Yani Kuzey'le biz çıkartırız. Yıldız, evet. Biz çıkartırız. Nasıl Pepe'nin çıkar, Kuzey'in nesi eksik? Arkadaşlar çapadan çizerler, onu kesip benim oyuncak kutularımdan birine koyarlar. Al sana Kuzey. Bu sanki korkusunu dile getirdin. Koca bir burun. Oo, öyle demeyelim. Koca burunlara sataşmak yok lütfen. Bay Gossip'i sınavım da. Arkadaşlar, şimdi 5'te 5 yaparsa istediği bir oyuncak. Sınır yok. 5'te 4 yaparsa ne istiyordun? Ben alabilir miyim? Hayır canım, o kadar da değil. 5'te 4 olursa sürpriz yumurta. 5'te 3 olursa çikolata. Ama Nimi şu anda bilmediği bir durum var arkadaşlar. 5 tahmininden hiçbirini bilemezse, hiçbiri tutmazsa önümüzdeki tepki videosunda arkadaşlar acı yiyecek. Acı biber yiyecek. Evet, şimdi fragmanımızı açalım artık ya. Açalım bakalım. Bebişimiz artık 7 aylık. Maşallahı var. Cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? Dur Nilci. Söyle be. Evet. İlk tahminimiz geliyor. Hepimiz tahmin edeceğiz. Ay, bu sorunun sence, ne olduğunu bence ben biliyorum kesinlikle. Sence cinsiyeti ne olacak? Erkek olacak. Neden? Ya şimdi takıldım ama erkek olacak bence. Çünkü çok hareketli diyorlar ve hep kız oluyor yani. Bütün çocuklar kız mı olacak? Kızdan. Zaten 3 tane kızı var. O yüzden bu sefer erkek mi geliyor? Evet. Bence erkek. Evet. Ama bunu herkes bunu tahmin eder ve senaristlerin işi nedir? Yani senaryoyu yazanların, dizileri yazanların insanları şaşırtmak. Bence kesinlikle erkek olmayacak. Ben de bu iddiayı söylüyorum. O zaman... Ya siz nasılsınız kesin ya? Nereden bakabiliriz? Bu akşam izleyeceğiz. Ama belki de sen haklı çıkacaksın. Benim zaten başka bir tahminim var. Bayan Gossip, sen ne düşünüyorsun? Bay Gossip, bebek kız olacak ama zenci bir kız çıkmaz herhalde yanlışlıkla. Yani çıkmaz inşallah. Valla Nail'in sürücü gayet tatlıydı. Bence kız olursa da tatlı olur. Yani şu komedi dizisini niye çevirdin sen şimdi bu tahminle ya? Evet, benim tahminim şu. Şok. Evet, Bay Gostil size gerçekleri söylüyor. Bence ikiz olacak. Biri kız, biri erkek olacak. Ve herkes çok şaşıracak. Benim iddiam bu. Bay Gostil, ben şaka yaptım. Bence de o. Ben karar değiştiriyorum. Ama ben şöyle, bence de o da. Bence ikiz olacak. Ben olsam ikiz yapardım yani, daha doğrusu. Aslında o olabilir de şimdi iki bebek bulamazlar. Ama bence de ikiz. Evet. Peki. Hemen senaristlere soruyoruz. Evet, ben ikiz olduğunu düşünüyorum. Herkes ikiz olduğunu mu düşünüyor? Ama kararını değiştirme bence. Değiştirmek mi istiyorsun? Evet, çünkü ikiz olduğunu biliyorsun sen. Hayır, nasıl bilebilirim?
Bilmiyorum, içeriden bilgi almadık, diziyi izlemedik daha. Ön izleme yapmışsındır belki. Keşke yapabilsek, keşke yapabilsek. Peki devam edelim bakalım. Devam edelim. İkiz diyorum. İkiz diyorsun. Evet, Bayan Gostil. Ben az önce Zenci'de şaka yapmıştım. Evet. Ama Bay Gostil, ben bir kız daha geleceğini düşünüyorum. Evet. Ben de ikiz olacağını düşünüyorum. O zaman erkeğe kimse söylemedi. Hayret. Çünkü şimdi erkek olsa o kadar şaşırmazlar. İkiz olursa... Çok mu şaşırıyorlar fragmanda? Yani ağzırı diye görünüyor. Bu da şaşırma anlamına gelir diyorsun. Peki, bak görürsünüz şimdi. Görelim bakalım. Ben yeğenime şöyle bir cinsiyet partisi organize edeyim. Kim ödeyecek bunun zararını? Sana da, arabana da. Yok 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 Gökçe. Gökçe sakın, sakın. Biz seçimlerimizi yap. Dur bakalım. Sıra sende. Bu Gökçe çok mu asabi ya? Hayır şey. Asabi mesela... ne demek? Sinirli. Evet, sinirli ama böyle sinirlenince her şey kırası dökesi geliyor. Aynı Kuzey gibi. Ha, babasına çekmiş yani. Mine de bazen öyle yapıyoruz. Babası sandalye kırıyor, Gökçe araba kırıyor. Gökçe var, Mine var kızlardan. Mine de bazen kızınca bir iki tane sandalye kırdı. Yani bir bölümde olmuştu sandalye kırdı. Üçüncü kardeş kim? O sakin olan. Üçüncü, iki kızı yasaydın ya. Ha şey, Feride, Gökçe, Mine. Ha, Feride daha mı sakin? Feride en büyükleri olduğu için tabii ki de daha sakin. En azından kırmıyormuş. Evet, onu anladık. Peki devam edelim fragmanımıza. Arkadaşlar bu bir tepki videosu. Pardon canım, devam et. Bir dakika geri alayım. Sandım kısmete mi? Güçlü olan kazansın. Kazanacak. Dur bakalım Nilci. Başla. Hadi başlayın. Evet. Dur tatlım. Evet, ikinci sorumuz gelsin. Bu bilek güreşini kim kazanacak? Mete. Mete mi kazanacak? Evet. Dur bakayım, kimmiş bu dım dım tıs Mete? Niye öyle diyorlar? Çünkü Mete çok dım dım tıs diyor. Yani böyle müzik mi yapıyor, ne yapıyor, nasıl yani? Yani şey, heyecanlı bir şey olursa dım dım tıs diyor. Bir söyler misin onun gibi? Dım dım tıs. Ha. Dım dım tıs. Ne oluyor? Baterici oluyor değil herhalde mi? Herhalde bateri çalıyor. Ha, tamam, baterici zaten. Ha, öyle mi? Evet. Belki de ondan söylüyorlar. Baterist. Bir de kim varmış, şöyle bakayım notlarıma. Halit. 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 Doğru evet. Mu söyledim? Halil Halit. Halil mi? Evet. Ha, yanlış söylüyorum. Peki bunlar kimin sevgisini... Hayır, Halil. Bunlar kimin sevgisini kazanmaya çalışıyorlar? Tabii ki de Feride'nin. Feride peki hangisini biraz seviyor sence? Mete. Mete, ha. Mete. O zaman Mete mi kazanacak? O zaman bence bu yarışı Halil kazanır. Halil mi demiştin? Ben Mete demiştim. Yok yok. Doğru ismi Halil mi yani? Evet. Ha, ben Halil kazanır diyorum. Bayan Gostil? Ben ne diyorum? Neden öyle diyorum? Çünkü 57. bölüm fotoğrafları izlediğimde Mete biraz çökertmişti Halil'in eline. Ha, ooo. Şuna bak. Bana içeriden bilgi almışsın diyenlere bak sen. Hepsini de izlemiş. Ben aşk kazanır diyorum. Yine de Mete olacağını düşünüyorum Bay Gostil. Anladım. Peki devam edelim Nici. Çünkü Mete böyle yani Feride'yi gördüğünden beri takip ediyor. Sonra hatta karşılaşıyorlar bile. Mesela Feride bir yere gidiyor. Mete orada çalışıyor. Feride bir yaylaya gidiyor ya da Çambaşı'na gidiyor. İkisinde de çalışıyor. Feride'nin doğum günü partisi var. Mete baterist oluyor. Ha, ona her zaman yardımcı oluyor. Yani evet. Sevilmeyi hak ediyor. O hak ediyor diyorsun yani. Evet. Tamam. Peki devam edelim o zaman. Sonra Feride de onu sevmeye başladı. Bir gün eve giderken onu takip etti. Takip mi etti? Evet. Sevinç'i takip mi ediliyor? Hayır yani. O telefondan takip etmek değil o. Ha, nasıl takip etmek? O Mete eve giderken, ha? Restorandan çıktı Mete. Eve giderken Feride onu takip etti. Sonra hatta bu bir kadınla Boztepe'ye çıktı, annesi herhalde ya da babaannesi, çünkü yaşlıydı. Sultan diyordu. Ama o da Feride'yi takip ederken görmüş. Boztepe'ye kadar çıktılar Mete ile. Yine Feride takip etmiş. Tamam, çok güzel. Devam edelim tatlım. Karadeniz engelleri gösterme! Naide'nin kesin emri var. Su içecek sadece Sefer, su! Çabuk bana ekmek arası yok! Dur dur bakalım Nilce. Abi tamam sakin. Naide niye böyle Sefer'e bir şey yedirmiyor ya? Çünkü 56. bölümde Kuzey
Teri bitip böyle bir yere gitmişti. Tersane mi? Tersaneye gitmişti. Ha, şu patlamadan bahsediyorsun. Patlama olmuştu. O ara hastaneye gidince böyle yine gözleri açmıştı Kuzey'e ama biraz vakit geçmişti. Sefer gidince böyle üzüldü falan, sonra bayıldı. Doktor dedi ki biraz kilodan dolayı garip davranıyor ve bunlar oluyor dedi. Kilo vermesi gerekiyor dedi. Hmm. Onlara bir şey verdi. Diyet listesi verdi. Diyet listesi verdi. Nadia da ona uyması için Kuzey'e böyle şeyler söyledi. Peki sence bu bölümde, bu üçüncü sorum oldu. Beş dedik ama üçte kalacağız galiba. Sence bu bölümde Sefer şöyle istediği gibi bir yemek yiyebilecek mi? Yoksa her defasında yemeye çalışacak ama Naide onu bir şekilde engelleyecek. Bence fragmanı ben çünkü izlemiştim. Orada böyle neyse söylemeyeyim de Kuzey de engelliyordu Sefer'i. Kuzey de engelliyor yani. Tamam, yemeyecek mi yemeyecek? Naide de engelleyecek. Bargost ama ben şöyle bir şey izlemiştim. Sefer her bulduğu fırsatta ağzına bir şey tepiyor. Yoksa bu listenin diyetin sonunda kilo almasın. Bir şey diyeceğim. Evet. Bir de Poyraz'ın elinden sosis almaya çalışmıştı. Onu yedi mi bilmiyorum. Yok, şöyle bir sofraya kaçamak bir yemek yiyebilecek mi yiyemeyecek? Soru bu. Evet ya da hayır. Yiyemeyecek. Evet, sen ne diyorsun? Bayan Gosti? Gizli gizli parça parça yiyecek. Kocaman bir masa kuramaz. Kim izin veriyor ona? Ben yiyecek diyorum. Vay anasını. Ben yiyecek diyorum. Sanki çok biliyormuş gibi ben yazmışım. Ne kadar emin konuşuyorum. Çünkü kafamda öyle bir bölüm oluşturdun ki. Seninkileri bir araya getiriyorum. Hep yeni bir bölüm çıkıyor. Nilcim bir şey mi diyorsun? Yok. Tamam. Peki devam edelim bakalım. Ay, Kuzey'de tam şöyle durmuş he. Akino. Hadi kont. Göreyim seni. Lan. Lan. Onu getir. Hadi gidelim. Normal bir hamilelik aktivitesi yapalım. Hadi. Tamam, haydi. Yok ha, olmayacak. Dur bakalım. Evet. Nilcim, o balonda ne var? Balonda Kuzey ve Yıldız'ın bebeklerinin kız mı, erkek mi yoksa ikiz mi cinsiyeti var. Ha, kız olursa başka bir şey, erkek olursa başka bir şey, yoksa isimleri mi var sadece? Cinsiyetlerinin ismi. Evet. Kız olursa pembe konfeti, erkek olursa mavi konfeti, ikisi olursa altın konfeti diyebiliyorum. İkisi derken? İkiz olursa. İkiz olursa altın konfeti. Bak sen. Ben altıncıyım o zaman. Altın konfeti diyorum. Sen? Ben kız olacak diyorum. Pembe gelecek. Altın konfeti. Evet. Nilcim, fragmanı izledik, yorumladık. Şimdi sana diziyle ilgili. Ama 4 soruda kaldık bayağı. Diziyle ilgili. Benim 5. bir sorum var. Evet. Ne? Bu dizide bir sürü kişi var, karakter var. Sence erkeklerden en yakışıklısı kim? Ya şimdi... Bence bir kere en yakışıklısı Kuzey. Ama yani Sefer diyemem, Ruhi de diyemem. Pampaları... Birisi zaten bebek. Yani niye? Yaşar Baba yakışıklı değil mi ya? Yani Şeref babası biraz yakışıklı. Böyle demeseydik iyiydi. Tamam, peki en yakışıklı Kuzey diyorsun. Evet, en yakışıklı. Tamam, net cevaplar istiyoruz. Peki. Bu dizide böyle en sevmediğin, en kötü karakter kimdi? Önceden Çetin vardı diziye ilk başladığında. Hı. O biraz kötüydü, onu sevmiyordum ama o gitti. Sonra Bulut diye birisi geldi. Hı. Sonra o böyle iş çevirmeye başladı Kuzey'in arkasından. İkinci sevmediğim de o. Şu anda var mı sevmediğin bir dizi? Şu an öyle kötü kişiler yok. Peki, geliyor en zor soru. Dizinin sence en komik kişisi kim? Vallahi iki tane kişi var. Naide ve Sefer. Öyle mi? Evet. Başrol oyuncuları söylemedi. Şuna bak ya. Allah Allah. Peki Nilcim. Bu arada pilimiz de bitiyor. Biterse öbür pile geçeriz. Diyelim. Yıldız şımartıyor. Kimi? Yani Yıldız böyle konuşun eskiden insanı şımartıyordu. Peki Nilcim. Tabii en güzelini sormadık. En güzeli kim dizinin sence? En güzeli Yıldız. Yıldız tabii.
Yani baş karakterlerden biri yakışıklı, öbürü güzel. Demek peki sana son bir soru soruyorum ve videomuzu bitiriyoruz. Bu Kuzey Yıldızı'ndaki kişilerden birisi gerçek hayatta arkadaşın olsaydı, böyle bir şey mümkün olsaydı, kimi arkadaş olarak isterdin, neden? Aslında hepsini isterdim ama belirli şeylerim var. Zaten gördüğüm karakterler... Bir kişi istiyorum sadece. Zaten gördüğüm karakterler var. Kuzey arkadaşım gibi, çünkü benim karşı apartmanda oturan bir Kerem Gostil ile Cansu Gostil'in dedesi İsmail Demirci'yi tanıyor. O yüzden onu yani gördüm sayılır, bir gün götürecek bizi. Yıldız isterdim. Yıldız isterdim. Evet. Neden? Yıldız'la arkadaş olmak isterdim. Neden? Yıldız'la arkadaş olmak isterdim yani. Güzel mi, komik mi, eğlenceli mi? Neden? Komik, sonra böyle atasözü kullanıyor. Ne diyor mesela? Yani şu an aklıma gelmiyor ama... Uy tane... demiyor mu? Uy! Evet. Uy demesini seviyorum. Tamam. Yani bir de Karadeniz. Evet, evet. Orduca diyelim. Ordu evet. Ağzıyla konuşuyor. Peki o zaman, o zaman bir şey bitsin istediği zaman ne diyor? Ula. Hadi bitir bakalım videomuzu. Tamam ula. Tamam ula bitsin. Arkadaşlar böyle bir tepki videosu çekelim dedik. Nilciğim çok başarılıydın. Bakalım videoyu beğenecek misiniz? Eğer beğeniyorsanız videomuzu ne yapacaklar arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayacaklar. Görüşmek üzere. Bye bye.